Bu ne Purab? Aynı çikolata ve çiçekler. Bu yeni yaraya yeni hediyeler ve çiçekler getirirsin sanmıştım ama sen bana ne getirdin? Çiçekler ve çikolata ama aynı şeyler. Yaralanmam ne işe yaradı sanki? Bülbül, tamam, tamam, üzgünüm. Ama sana söz veriyorum, bir dahaki sefere farklı bir şey getireceğim, tamam mı? Bir dahaki sefere mi? Yani bir dahaki sefer kaza geçirdiğim zaman farklı şeyler mi getireceksin? Bülbül, lütfen bir daha böyle konuşma. Sensiz yaşayamayacağımı iyi biliyorsun Bülbül. Neden böyle konuşuyorsun ki? Eğer kaderimiz birlikte olmaksa neden başımıza bunlar geliyor ki? Neden? Neden hep işler ters gidiyor? Neden seninle evlenemiyoruz bir türlü? Birlikte mutlu olmaya çalışıyoruz ama bunu yapamıyoruz. Neden peki? Hep bana aynı hediyeleri getirdiğin için tabii ki. Bana hep aynı çikolataları ve çiçekleri getiriyorsun. O yüzden bana yeni hediyeler getirdiğin gün kader sana beni hediye edecek. Anlaştık mı? Girebilir miyiz? Ha, izin almana ne gerek var ki? Gel. Sizi rahatsız etmek istemedik sadece. Evet. Değil mi? Bey hanımefendi, madem insanların hizmet etmesine bu kadar meraklıydın, bize söyleyebilirdin yaralanmana ne gerek vardı acaba? Ben sana hizmet ederdim. Fragia, ben ona hizmet ederim. Sen yanında ol ki senden ders alsın yeter. Hala gülüyorsun. Senin tahtaların gevşemiş. Bu çiçekler ne kadar güzelmiş. Kim getirdi bunları? Çok güzeller. Ali hayatıma o kadar çok diken soktu ki, çiçek de gerekiyordu tabii. Bak Bülbül, Ali'yi sana yaptığı şey yüzünden affedemeyeceğini biliyorum ama abinin önünde böyle kötü konuşmana ne gerek var? Olanlardan sonra yaşadıklarını bilmiyor musun? O Alya'ya hayatının en büyük cezasını verdi. Ceza mı dedin? Evet, ceza. Başta onu evden kovmaya karar verdi. Sonra da onunla bağlarını kopardı. Sen ne diyorsun? Abinin bunu yaptığına inanamıyorum. Hayatındaki en önemli iki insan büyük annesiyle Alya'ydı sonuçta. Ve Alya'ya bunu mu yaptı yani? Ama nasıl? Ben abiyi çok iyi tanırım. Güçlüymüş ve umursamıyormuş gibi davranıyor. Ama çok acı çekiyor olmalı. Fazlasıyla üzülüyordur şimdi. Ama biliyor musun? Yaptığı şey seni ve ailenin ne kadar önemsediğini gösteriyor Fragia. Ne olursa olsun ben onun bu haline dayanamam. Onunla konuşmalıyım. Abi. Rab, ben Alya'nın affedilmeyi hak etmediğini biliyorum ama yine de onun adına senden özür diliyorum. Sen ne diyorsun abi? Dostundan özür dilemene ne gerek var? Kuralımızı unuttun mu? Özür yok, teşekkür yok. Bir kuralımız daha vardı. Onu unutmuşsun. Biri kendini yalnız hissettiğinde öbürü ona sarılacaktı. Sarıl bakalım. Baksana. Ne kadar iyi dostlar. Alya'nın nefreti bile onların dostluğunu bozamadı. Tanrı mutluluklarını hiç bozmaz umarım. Aman Tanrım. Başım çatlıyor. Dün gece beni kim getirdi?
Kim o? Gelin. Günaydın efendim. Ne var Robin? Efendim, büyük anne size güzel bir kahvaltı yolladı. Oraya bırak. Başka bir şey ister misiniz acaba? Hayır, git sen. Yo, bekle. Evet efendim. Ah, tanrım. Dün gece beni kim eve getirdi? Efendim, Bay Purab'ın arkadaşı Nikhil. Getirdiğinde baygın durumdaydınız. Sana ne halde olduğumu sordun mu? Üzgünüm efendim. Kapıyı da kapat. Bu Nikhil'de bir iş var. Sürekli onu görüp duruyorum. Neden umursayayım ki? Beni bu durumdan kurtarabilecek birini düşünmem gerek asıl. Tanu. Alia, nasılsın? Neredeydin? Düğün nasıldı? Seni aramaya çalıştım ama telefonumu açmadın. Meşgul müydün? Boş ver bunu. Düğün nasıl geçti? Kes sesini Tanu. Seni ben aradım. Konuşmama izin versene. Durmadan dır konuşuyorsun. Sus da biraz da ben de konuşayım. Anladın mı? Sen iyi misin? Neden bu kadar üzgünsün söylesene. Üzgün değil, çok kızgınım. Kızgın mı? Ne oldu ki? Ne olmadı ki? O bülbül... Tada! Defol! Lütfen Tanu. Lütfen buraya gel. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Üzgünüm Alia ama yanına gelemem. Çünkü... Ailem burada ve... Peki. Sen ailenin yanında kal. Ama yarın abi seninle tüm bağlarını kestiği zaman ağlamak için sakın bana gelme, tamam mı? Abim Bülbül için beni evden atmayı düşündüğüne göre Pragya için sana kim bilir ne yapar. Seninle tüm bağlarını koparır Tanu. O zaman da sakın bana gelme. Tamam mı Tanu? Asla. Hoşça kalın. Peki oğlum, kendine dikkat Görüşmek et. Üzere. Anne, Bülbül'e iyi bak. Kimseyi dinlemiyor. Söyle çok konuşmasın yoksa başı daha da ağrıyacak. Bülbül'e nasıl bakacağımı mı öğretiyorsun bana? Ha? Ha, sen de anne olacaksın tabii. Bu yüzden. Ben Bülbül'e nasıl bakacağımı biliyorum. Sen kendine ve abiye bak. Hı? Pragya, kızım Bülbül için bu kadar endişeleniyorsan neden birkaç gün kalmıyorsun? Ya da onu evine götür. Buna hiç gerek yok. Bülbül giderse Pragya'ya zorluk çıkarır. Zaten bir sürü derdi var. Yani annesiyle ben buradayız nasılsa. Ben de sık sık ziyaretine gelirim. Vay, duydun mu? Leyla ile Mecnun'un hikayesinden sonra bunların hikayesi de meşhur olacak. Hoşça kal. Hı? Görüşürüz. Güle güle. Bay abi, Purab'ın düğününün kardeşinin Alia yüzünden iptal edildiği doğru mu? Efendim, kız kardeşinizin Purab'ın nişanlısı Bülbül'ü öldürmeye çalıştığı doğru mu acaba? Kız kardeşiniz bunu Purab'la evlenebilmek için yapmış. Bu doğru mu acaba? Bir dakika, böyle gidemezsiniz. Bize cevap vermeniz gerek efendim. Bayan Alia Rak Yıldızı'nın kardeşi diye her canının istediğini yapamaz. Bu olamaz. Kız kardeşini kurtarmak için ünlü olmanızdan mı faydalanıyorsunuz? Bakın arkadaşlar, eğer biz... gerçekten onu kurtarmaya çalışıyorsanız siz de suçlu sayılırsınız. Siz sahtekarsınız Bay Abi. İyilik ve doğruluktan bahsediyorsunuz ama iş kardeşinize geldiği zaman yanlış yapıyorsunuz. İnsanların idolü olmayı hak etmiyorsunuz. Buna hakkı olmadığını kim söyledi? Ben söyledim. İdol olmayı o mu istedi peki? Hayır ama... Kesinlikle. Kimseye beni idol yapın demedi. İnsanlar onu sevdikleri için idol olarak görüyor. Onu idol görmeseniz de duygularını sorgulayamazsınız. Sizin ona inanmanıza gerek yok çünkü ben ona inanıyorum. Çünkü o iyi bir insan. Bir şey daha. Kız kardeşimin düğünü Arya yüzünden iptal edilmedi. Bülbül bir kaza geçirdi ve düğün ertelendi. Özel hayatımıza burnunuzu sokmayı bırakıp haberlerinizi başka yerlerde arayın, olur mu? Sizin göreviniz halka faydası olan haberler yapmak. Başka sorusu olan var mı?
Abla, bu daha ne kadar sürecek? Daha ne kadar hepimiz üzgün kalacağız ha? Ne yapabiliriz Endo? Yani ne zaman Prab'la Bülbül evlenmeye kalksalar bir şey ters gidiyor. Bu defa öz torunum Alya bize ihanet etti. Neyse ki Pragya'nın ailesi iyi insanlar. Yoksa kim kızlarının öldürülmeye çalışmasına tolerans gösterebilir ki? Büyük anne, ben Alya'nın böyle bir şey yapacağını biliyordum zaten. Hareketlerinden çok şüphelenmiştim. Ne? O zaman neden söylemedin? Ne? Nasıl söyleyebilirdim ki? Sonuçta sadece şüpheleniyordum. Yani ya ben anlattıktan sonra Alya hiçbir şey yapmasaydı ne olurdu? Hepiniz beni azarlardınız o zaman. Ve onu kötülediğimi söylerdiniz. O yüzden sustum ben de. Hiçbir şey söylemedim. Boş ver abla. Unutalım bunları. Olanları değiştiremeyiz ki. Evet. Ama evin bu üzgün havasını değiştirebiliriz. Abi ile Pragya'nın yüzleri dünden beri hiç gülmedi. Pragya hamile sonuçta. Üzülmesi onun için iyi olmaz. Bu bebeğinin sağlığını etkileyebilir. Çok haklısın. Ama ne yapabiliriz Indu? Bence bir dua töreni ayarlayalım. Eğer dua edersek enerjimiz yükselebilir ve herkesin morali yerine gelmiş olur. Ben abinin yüzünü güldürmekten bahsediyorum. Sense onu kızdırmak istiyorsun. Bırak dua törenini. O gün eve bile gelmez tören yüzünden. Olamaz. Ne oldu Akash? Parti için bir sebep buldum. Nasıl unuttum? Abinin doğum günü. Düne kadar aklımdaydı. Nasıl unuttum ben? Nasıl unuturum? Ben de birinin yaş günü var diyordum. Ama kimin olduğunu bilmiyordum. Onu boş ver. Kutlama sebebini bulduk işte. Abi için yaş günü partisi düzenleyelim. Ne diyorsunuz? Söyleyin bakalım. Bence bu çok eğlenceli olur. Ve bu sürpriz yaş günü partisi çok sükseli olmalı. Bunu Pragya abladan da saklamamız gerekiyor. Hayır Raşna kızım. Pragya'ya söylemeliyiz. Olmaz abla. Raşna haklı. Abiyle birlikte Pragya'ya da sürpriz olsa çok iyi olmaz mı? Ayrıca bitmemiş bir işimiz daha vardı. Ne işi o? Pragya'nın hamilelik duyurusu. Sonuçta Rak Yıldızı'nın çocuğu doğacak. Tek partiyle onu da kutlamamız iyi olmaz mı? O zaman misafirlere Pragya'nın hamile olduğu haberini de verebiliriz. Bak oğlum. Sen Pragya'ya hiçbir şey söyleme. Hı? Oğlum, bu partinin bütün hazırlıkları sana ait. Sen merak etme. Sonuçta partileri hep ben organize ediyorum. Bu parti Pragya ile abi için kesinlikle unutulmaz olacak. İnanılmazsın. Bunu nasıl başardın? Anlamadım. O abilerin işi durmadan konuşmakken sen onları susturmayı başardın. Ben yüzlerine bakmaya korkarken sen öğrencilerini susturan öğretmen gibi susturdun, harikasın. Kolaydı. Düşündüğünü söyle her zaman. Doğruyu söyleyen kimseden korkmaz. Ama senin onlara söylediğin şey yalandı. Bülbül'ün düğünü Alya yüzünden iptal edildi ve bana inandığını söyledin. Bu da imkansız. Neden sürekli aynı yerden geçtiğimizi hissediyorum acaba? Bu dükkanın önünden üçüncü defa geçiyoruz. Neden? Aynı dükkandan üç tane olamaz mı? Mumbai'ye yeni gelmedim. Bu göl Mumbai'deki tek göl. Canım eve gitmek istemiyor. Bu yüzden öylesine sürüyorum. Neden? Alya yüzünden mi? Daha ne kadar kaçacaksın sen ondan? Bir gün onunla yüzleşmen gerekecek. Lütfen onu affet artık. Onu affetmen gerek. Yaptığından sonra onu affedemem. Cezasını çekmeli. Ama bu... Sen yumuşak kalpli olabilirsin ama ben değilim, tamam mı? Ben sadece ailem için bu kadar çalıştım ve beni yaraladıkları zaman düzelmem imkansız. Lütfen bana bunu hatırlatma artık. Üzgünüm. Kızgınken çok tatlı oluyorsun. Sen
Benimle flört mü ediyorsun? E karınım. Flört etmeye hakkım yok mu? Ne oldu Alya? Neden beni buraya çağırdın ki? Seninle evde de konuşabilirdik. Hayır. Seninle evde konuşamam çünkü orada boğuluyorum. Abhishek Mera'yı gördüğüm zaman bütün sinirlerim bozuluyor. Sen ne diyorsun? Nasıl böyle konuşursun? Abi senin abin. Abim değil, abimdi. Sana benimle bütün bağlarını kopardığını söyledim. Neden onu abim gibi davranacakmışım ki? Hadi Alya. Abi kızdığı zaman nasıl oluyor biliyorsun. Eskiden de sana kızdığı zamanları olmuştu. O zaman affetmiştin, öyle değil mi? Evet ama bu defa kimsenin affetmesini istemiyorum. Tamam mı? Yaptığım şey yanlış değildi. Sadece sevdiğim adamla evlenmek istedim. Ama seninle konuştuktan sonra benim dostum musun yoksa abinin sevgilisi misin diye şüpheye düştüm. Lütfen Alya, çocukluğu bırak artık. Abinin seninle bağlarını koparması benim de aynısını yapmamı gerektirmez. Özellikle de hatalı olan senken. Ben mi? Kurap'la Bülbül'ün evlenmelerine nasıl izin verebilirdim ki Tanu? Sen aklını mı kaçırdın? Yanlış anladın. Töreni durdurma yöntemin yanlıştı diyordum. Bülbül'ün yerine geçtin sen. İnsanları kandırdın. Ayrıca sana kaç kere sormama rağmen bana hiçbir şey söylemedin. Hayır ben iyiyim, evlenmelerine seviniyorum deyip durdun. Ve düğünlerinde yaptığın şeye bak. Bana planın olduğunu söyleseydin başka bir şey düşünebilirdik ama yok. Sen Bülbül'ü öldürmeye çalıştın. Öyle mi? Sen de daha önce Bülbül'ü öldürmeye çalışmamış mıydın acaba? O tamamen... Yeter Tanu. Sen ne yapıyorsun? Seni buraya ben çağırdım ama benim değil. Onların tarafındaymışsın gibi görünüyorsun. Alya ben senin tarafındayım. Sana dostun olduğumu anlatmaya çalışıyorum. Ben Abi'yi bırakamam. Nasıl Purap senin hayatınsa Abi de benim hayatım. Neyse boş ver. Aklında ne var? İntikam. Purab'la evlenmemi istemeyen herkesten intikam almak istiyorum. Yani sen Abi'den de mi intikam alacaksın? Evet. Hatta listemin en başında o var. Onu asla bırakmam. Hayatını mahvetmek istiyorum. Onu yok edeceğim. Gerçekten aklını kaçırmış bu. Devam ederse... Abi ile evlenmeme de izin vermez. Bu konuda bir şey yapmalıyım. Peki. Ne istiyorsan yap. Ama öfkeyle değil. Bir şey yapmadan önce düzgün plan yap. Sorun da bu zaten. Aklıma bir plan gelmedi. Bu yüzden seni aradım. Evet. Madem aradın dinle o zaman. Ne? Bence birkaç günlüğüne ülke dışına çıkmalısın. Sen delirdin mi? Ben sana... Fikrini sordum, sen bana ülke dışına çık diyorsun. Kötülüğümü mü istiyorsun benim? İzin ver de sözümü bitireyim. Şu anda çok kızgınsın. Şimdi bir şey planlarsan abi bunu öğrenir. Ve başarılı olamazsın. Ve bu defa kesin seni evden atar. Büyükannen seni kurtardı ama bu defa yapamaz. O zaman hiçbir şey yapamazsın. Ne yaparsan yap ama bunu sabırla yap. Bunun için de şimdilik gitmen gerek. Seninle konuşuyorum. Beni dinliyor musun sen? Sanırım haklısın. Birkaç günlüğüne gidersem rahat düşünebilirim. O zaman kimden ne intikam alacağımı daha rahat düşünebilirim. Her şeyi planlamalıyım. Ama bana bir iyilik yapman gerek. Purab'la Bülbül'ün ne zaman evleneceklerini öğrendiğin zaman bana hemen haber vermen gerekiyor. Merak etme. Bunun olmasına izin vermem. Sen şimdi git ve toplanmaya başla. Bugün gitmen gerek, tamam mı? İşte yoldan çıkmaya başladı. Umarım geri döndüğünde abiyle çoktan evlenmiş olurum. Sonra onunla uğraşırım.
Liste hazır mı? Merak etme. Bütün her şey hallolacak. Büyük anne, ben de benden istediğim bütün işleri halledeceğim. Sen hiç merak etme, tamam mı büyük anneciğim? Şşt. Sessiz konuş, sessiz. Neden büyük anne? Aa, herkes abi için sürpriz yaş günü partisi planladığımızı zaten biliyor. Saklamamıza ne gerek var ki? Abla, bu kızı nereden aldınız? Ha? Bu kız sadece ahmak değil, düpedüz kafasız. Ay, sessiz konuşuyoruz. Pragya duymasın diye. Neden Pragya'yı düşünüyorsun ki? Bugün abinin doğum günü. Pragya'nın değil ki. Ey tanrım, yaklaş. Pragya öğrenirse abiye söylemez mi? Oo. Oh. Evet, ona söyler. O da... Hey, abi geliyor. Hadi hadi işe koyalım, hadi. Evet, alo. Akaş, ne oldu? Neden herkes gitti? Arkana bak ahmak kız. Aa, abiyle Pragya gelmişler, baksanıza. Özür dilerim. Dilersin tabii. Büyük anne. Evet oğlum. Odama yemek yollar mısın? Canım aşağıda yemek istemiyorum. Tamam, tamam oğlum. Sen git hadi, sen odana git. Ben sana yemek yollarım oğlum ha. Ne garip. Hemen kabul etti. Hiç karşı koymadı. Neden duruyorsun? Gitsene oğlum. Tamam. Gidiyorum. Pragya. Efendim? Yo. Olduğun yerde kal sen. Gelmene gerek yok. Senin yemeğini de yukarı yollarım ben. Sen de abiyle beraber yersin ha? Yukarıda mı? Evet. Hadi. Yorulmadın mı? Git dinlen. Hadi hadi. Peki. Mithali. Efendim? Bence sen Alya'nın yanına git. Ona abi için sürpriz yaş günü partisi yapacağımızı söyle. O da katılsın. Abi yaş gününde onu affeder belki. İyi de neden bu görevi bana verdi ki? Ali zaten çok öfkeli. Eğer karşısına çıkarsam beni diri diri yakar. Mithali, çok yanılmışsın. Bu kız öfkeli değil. Resmen sinirden mosmor olmuş durumda. Aliya? Evi mi terk ediyorsun? Mithali, eğer konuşmadan önce düşünmezsen bu kız seni mahveder. Aliya, yani sen bir yere mi gidiyorsun? Neden sordun? Yani... Bu evde kimse bana hiçbir şey söylemiyordu. Herkesin kapısını çalıp halini hatırını soran sadece benim de o yüzden. Bana halimi hatırımı sormadın. Ya sormadın mı? Ama büyük anneden mesaj getirdim ben sana. Yoksa unuttun mu? Yarın abinin yaş günü. Ona sürpriz bir parti planlıyoruz da. Büyük anne abinin seni affedeceği bir şey yapmasını istedi. Abi de kim? Nasıl yani? Sen... sen iyi misin? Hafızanı mı kaybettin? Abi! Hani Rak Yıldız abi, senin abin. Benim abim yok. Ve kimseyle konuşmakta istemiyorum. Büyük anneye birkaç gün olmayacağımı ve kimseyle görüşmeyeceğimi söyle. En azından gitmeden önce partiye katıl ha? En azından abinin yaş gününü... Kimsenin yaş gününü kutlamam be. Benim abim falan da yok. Şimdi sinirimi senden çıkarmadan önce git buradan. Hemen git Mithali. Sakin ol. Sen toplan, ben hemen gidiyorum. Kimseye yardım etmeyeceksin. Aa, Aliya aslında... Sana git dedim. Tamam. Robin. Nerede bu? Robin. Robin kahve... İşe bak. Bu da umursamıyor. Kahve istedim ama... Sen...
Kahvemi Robin'den istemiştim ben. Mutfakta olduğum için ben hazırladım. Neden beni alıştırıyorsun? Sen gidince kahvemi kim yapacak ha? Bırak her şey olduğu gibi kalsın. Değiştirmeye çalışma. Her şey yolunda mı abi? Sen neden böyle kızgınsın? Üzgünüm. Çok huzursuzum. İçim rahatsız. Peki iyi misin? Kahvemi içince iyi olurum. Sen kahveme parmağını mı soktun? Neden bunu yapayım ki? Bugün çok tatlı olmuştu. Nereden buluyorsun sen bu lafları böyle? Kahve parmak sokunca nasıl tatlı olur? Parmağın sahibine bağlı bir şey. Eğer o kişi tatlıysa o zaman yaptığı her şey tatlı olur. O zaman kahve acı olurdu. Çünkü sen bana hep acı biber diyorsun, unuttun mu? Öyle düşünüyordum. Ama artık değil. Yani hakkımdaki yargını mı değiştirdin? Bütün yargılarım değişti. Bu kahve mi şeker suyu mu? Şeker. İyi ki bugün yürüyüşe çıktık. Doktor bana her gün yürümemi söylemişti. Ben de bu yüzden seni ve bebeğimizi yürüyüşe çıkardım. Senin beni her gün yürüyüşe çıkarman gerek. Ama hep işinle meşgulsün. Aa, yurt dışından arıyorlar Raşna. Bunu açmam gerekiyor lütfen. Benimleyken bile iş düşünüyorsun ama Akar. Anlamaya çalış. 2 dakika şöyle otur. Hemen konuşup geleceğim. Efendim affedersiniz. Bakar mısınız lütfen? Tabii ki. Tamam. Evet Bay Oberay. Akar. İyi misiniz beyefendi? Sizi sonra arayacağım. Üzgünüm. Sonra zamanım olmayacak. Anlaşmayı hemen halletmemiz gerekiyor. Bakın dışarıdayım ve karım yanımda. Kendini iyi hissetmiyor. Sonra görüşelim tamam mı? Herkes şirketimle anlaşma yapmak istiyor. Size bir şans vermişken bana bahane mi üretiyorsunuz? Ya bugün anlaşmayı yaparız ya da iptal ederim. O zaman iptal edin. Umurumda değil. Herkes sizle çalışmak istese de ben ilişkilere önem vermeyen biriyle çalışmak istemem. Raşna. Ne oldu? İyi misin? Sanırım bebek tekme attı. Ne güzel. Bebek çoktan futbola başlamış. Eve gidelim mi? Hadi. Teşekkür ederim. Affedersiniz. Sizin özel hayatınıza karışmak istemem ama az önce yaptığınız şey çok doğruydu. Karınıza işinizden daha çok önem verdiniz. Hatta o duyarsız insana haddini gerçekten iyi bildirdiniz. Bu hayatta karşımıza pek çok iş fırsatı çıkar. Ama bir kere yanlış tercih yaparsak bütün mutluluk şansımızı da kaybederiz. Ya, teşekkür ederim. Teşekkürler. Rica ederim. Hayranlar Rock Yıldızı. Abi Mera'nın yaş günü için çok heyecanlılar. Özellikle de gençler.
Yaş günün mü? Sen neden bana yaş günün olduğunu söylemedin? Bunu söylememe ne gerek var? Eğer söylemezsen nereden bileceğim? Dostumsun. Dostlar her şeyi bilir. Peki benim yaş günüm ne zaman? Her yıl aynı ayın aynı gününde. Hı? Neden kızdın ki şimdi? Nedir bu? Yaş gününü kutlamamız gerekiyor. Canım hiç kutlamak istemiyor. Kutlamayalım ha? En azından yeni dostluğumuz için yap. Lütfen. Bu benimle ilk yaş günün olacak. Benim için. Lütfen. İyi ki doğdun abi, iyi ki doğdun abi, iyi ki doğdun canım. Yok yok yok, önce sen ye. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Ben de süreceğim. Neden sürüyorsun? Sen bana sürdün ama ben de sana süreceğim. Yine yaparım. Hayır yapamazsın, hayır. Tamam. Yaptım işte. İyi ki doğdun. Ben banyoya gideyim. Seninle konuşmam gerek. Gel benimle. Tanu? Tanu bak biraz beni dinler misin Tanu? Tanu ne oldu? Her şey yolunda mı? Nasıl yolunda olacak? Evlenmemiş hamile kadınlara ne olur biliyor musun? Ne kadar zor durumda olduğumu biliyor musun sen? Ve ailen de... Ne istediklerini biliyorsun zaten. Biliyorum. Onlarla konuştuk ama bir anda bunu şey yaptı. Bir anda mı? Hiçbir şey bir anda olmadı. Ailemi durdurman ne kadar zor oldu biliyor musun sen? Büyük anneye her şeyi anlatacaklardı ama ben onları intihar etme tehdidiyle durdurabildim. Bunu yaparsam zaman kazanacağımızı düşündüm. Ama hayır. Benim hayatım mahvolurken siz keyif yapıyorsunuz. Umursamıyorsunuz. Siz beni umursamazken ben hamileliğim yüzünden strese giriyorum. Yanılıyorsun Tanu. Bugün abinin doğum günü olduğu doğru. için... Doğru. Bugün abinin, yarın başkasının yaş günü derken siz keyfinize bakarken ben derdimle uğraşıyorum. Lanet olsun. Yeter artık. Ailem yarın geliyor ve abi yine zaman isteyecek. Abinin büyük anneye durumu anlatamayacağını biliyorum ama sen ne yapıyorsun peki? Beni abiyle evlendirecektin ama hala buradasın. Bu evden gidecek misin sen? Yoksa benimle oyun mu oynuyorsun? Tanu yanılıyorsun. Öyle bir şey yok. Ne var o zaman? Sözün yerine getirmek için hiçbir şey yapmıyorsun. Bu bebeği aldıracaktım ama sen bana hak ettiğimi alacağımı söyledin. Ben de sana inandım. Beni abiyle evlendirecektin. Ne oldu? Kardeşinin düğününü yaptın. O da evlenemedi. Daha ne bekliyorsun? Bebeğimin doğmasını mı? Hayır Tanu lütfen. Lütfen sakin ol. Bak ben... Bana bak. Bu bebek doğunca... İki aile de beni kabul etmez. Yani ya şimdi ya da asla. Tanu. Bak beni dinle lütfen sakin ol. Ben bunun için çalışıyorum zaten. Ve çalışıyorsun. Siz... Neye çalışıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorsun. Ailem buraya geldiği zaman çok şey yaparlar ve bu defa onları durduramam. Abinin şöhreti, büyükannenin sağlığı hepsi senin sorumluluğunda. Ne olacak sence? Bana söyle de ben de ona göre davranayım artık. Bunu büyük anneden daha ne kadar saklayacağız? Elinde sonunda öğrenecektir. Şimdi öğrensin. Söylesene. Büyük annenin
Doğruyu öğrendiğinde üzülmeyeceği özel bir gün var mı? Büyük annenin senden nefret edip beni kabul edeceği özel bir gün var mı? Hayır. Peki neden anlatmıyorsun? Doğruyu saklaman sahtekarlık senin. Ve bunun yüzünden sonunda acı çeken ben olmak istemiyorum. Eğer beni abiyle evlendirmek istiyorsan hemen bir şey yapman gerek. Çünkü annemle babam yarın buraya gelecek. Ve bir şey yapmazsan, ailem buraya geldiği zaman gereğini yapacağım. Beni abiyle evlendirmek istiyorsan hemen bir şeyler yapman gerek. Çünkü annemle babam yarın buraya gelecek. Ve bir şey yapmazsan, ailem buraya geldiği zaman gereğini yapacağım. Tanu haklı. Önünde sonunda herkes öğrenecek. Neden şimdi söylemiyoruz ki? Ne fark edecek? Büyük annenin benden beklentileri artacak ve üzüntüsünden ben sorumlu olacağım. Bir şey yapmalıyım ama ne yapacağım? Abi ve büyük annenin iyilikleri için bunu yapmam gerekiyor. Tanu bu ailenin içinde olmalı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.